Piemonte bir İtalyan eyaletidir. Bu bölgenin insanlarının önemli hünerlerinden biri de ayıları oynatmaktır. Zamanın birinde Piemonte sakinlerinden biri ormanda bir ayı yavrusu yakalamış. Ayı küçük olduğundan kolayca eğitmiş onu. Müziğin ritmine uyarak dans etmeyi öğretmiş ona. Sonra da İtalyan şehirlerini dolaşmaya, flüt çalıp ayısını oynatmaya başlamış. Hiç de kötü değilmiş işi. Çünkü ayısı iyi dans ediyor, kendisi iyi flüt çalıyor ve ortaya bıraktığı şapkasına insanlar bol bol para atıyorlarmış. Ayı da memnunmuş hayatından. Çünkü vahşi ormanın tehlikelerinden uzak, aç kalmadan sahibiyle beraber mutlu bir hayat sürüyormuş. Ayılar genellikle oynamaktan hoşlanır ama bu ayı oynamayı özellikle çok seviyormuş. İyi dans ettiğinden seyredenleri de kendine hayran bırakıyormuş. Bir defasında yine bir şehirde dans ettikten sonra çevrede kendine bakan bir maymun görmüş. Nasıl dans ettim ama maymun kardeş güzel de değil mi? Bana düşünceni söyler misin diye sormuş. Maymun suratını asmış. Aslını sorarsan daha iyi dans eden çok kişi gördüm demiş. Başkalarını boş ver şimdi. Benim dansım iyi miydi, kötü müydü? Madem bu kadar ısrar ediyorsun, peki tamam söyleyeyim. Çok kötüydü demiş maymun. Çam kütüğü gibisin. Dansçı dediğin biraz kıvrak olmalı. Sen danstan anlamıyorsun demek ki diye öfkelenmiş ayı. Şimdiye kadar gezdiğim bütün şehirlerde herkes tarafından alkışlandım. Ben kelebeğin uçuşu gibi kıvrak dans ederim. Uyumlu hareketlerimi seyretmek herkese zevk verir demiş. Maymun sesini çıkarmamış. Ayı çevresine bakınırken maymunla konuşmalarını dinleyen domuza dönmüş. Sence nasıldım domuz kardeş? Harikaydın. Tek kelimeyle mükemmeldin. Bir hayvan daha iyi dans edemez bence." demiş domuzcuk. "Gördün mü?" diye keyifle seslenmiş maymuna ayı. Sonra bir ağacın gölgesine oturup düşünmeye başlamış ama düşündükçe rahatı kaçıyormuş. Domuz beni övdü, göklere çıkardı ama herkes bilir ki bu domuz herkese yalan söyler. Maymunsa beni çok eleştirdi. Sert sözler söyledi bana. Beni rahatsız etti. Ama bu maymunun bilgeliği de dillere destandır. Galiba maymunun söyledikleri beni rahatsız etse de samimi olan, gerçek şeyleri söyleyen maymuna inanmak yalanları söyleyen domuza inanmaktan daha iyidir. Çünkü akıllının eleştirisi akılsızın övgüsünden çok daha olumludur, daha hayırlıdır diye düşünmüş. Tüm bunları düşündükten sonra yerinden kalkmış ve maymunun yanına gitmiş. Maymun kardeş, Az önce söylediklerinden çok rahatsız oldum ama sonra düşündüm sen haklısın ve herkes bilir ki sen her zaman doğruları söylersin. Hadi şimdi seninle sakince bir daha konuşalım ve lütfen benim dansımda beğenmediğin her şeyi bana açık açık söyle ve ben de sonra elimden geleni yapıp dansımı daha da güzelleştireyim demiş. Maymun gelip ayıcığa sarılmış ve birlikte konuşup daha iyi nasıl dans edebilir diye kararlar vermişler.